Film, dizi ve reklamlarda ses efektleri nasıl yapılıyor? Şemsiyeden kuş, kibrit kutusundan dört nala koşan bir at sesi. Tüm bu ses efektlerini foley sanatçıları yapıyor. Peki kim bu foley sanatçıları? Arkadaşlarımız sizler için görüntüledi. Filmde veya dizide yürüyen insanların ayaklarının yürüme sesi. Çimenli bir zemin. Seslerin perde arkasındaki sanatçılardan biriyiz. Uçan kuş sesi için şemsiye, kılıç sesi için demir parçası, koşan at sesi içinse kibrit kutusu. Tüm bu malzemeler foley sanatçılarının elinde görüntünün tamamlayıcısı oluyor. Tellerin içinden geçiyorlar. Biz de burada tel örgülere tutunuyoruz. Tel örgülerde bir şeyler yapıyoruz. Bir filin sesiydi. Bu tarz sesleri elektrik süpürgesinin hortumuyla diyelim. Keyifle izlediğimiz filmlerdeki, dizilerdeki ses efektlerinin nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi? Muhtemelen siz de benim gibi doğal ortamında kaydedildiğini düşünüyorsunuz. Ancak bazı sesler doğal ortamında kaydedilemiyor. İşte bu noktada devreye foley sanatçıları giriyor. Dizilerde veya filmlerde onu sanki orada kaydedilen ses gibi görüyorsunuz. Öyle değil. Onları biz burada yapıyoruz. Filmlerde, dizilerde, reklamlarda, kısacası ekranda, beyaz perdede izlediğimiz her yapımda onların, yani foley sanatçılarının imzası var. Çok eski zamanlarda efektör adıyla yapılan bu sanat teknolojinin gelişmesiyle şekil değiştirdi. Artık duyduğunuz o sesler foley sanatçılarının eseri. Nasıl toprakta yürüyorsa ben de içeride toprak bir zemin var. Orada yürüyorum. Taşta yürüyorsa taşta yürüyorum. Bu da çakıllı bir zemin. Sizin herhalde kullanmadığınız hiçbir eşya boşa gitmiyor galiba. Tabii evde bütün her şeyi kullanıyorum. Bardak, çanak, tabak, elektrik süpürgesi, kibrit, işte tesbih, kapı çalma sesi veya çay karıştırma sesi veya o filmde veya dizide yürüyen insanların ayaklarının yürüme sesi. Yapan sanatçı foley sanatçısıdır. O sanatçılardan biri Ali Ören. Mesleği babasından devraldı. Görmüş olduğunuz dijital seslerin dışında sesleri yapan sanatkardır. Arabanın gitme sesini bilgisayarla farklı bir bölüm yapar. Biz arabadan inerkenki yere basma ayak sesi ve yürüme seslerini yaparız. İskele tarzı veya çok ahşap bir ev olursa çiçek sesi oluyor. Mesela foley tekniğini bu stüdyoda hayata geçiriyor. Görüntüleri izliyor, aynı anda sahnedeki eylemlerin sesini çıkartıyor. Her türlü malzeme o seslerin ortaya çıkması için birer araç. Küçük stüdyoda büyük işlere imza atıyor. Foley sanatçılarının hayal dünyası bir hayli geniş. Onlar için her materyal bir ses demek. Bakın bunlar da Ali Bey'in materyalleri. Bunlar dizilerde, filmlerde birer sese dönüşüyor. Ekipmanlı bir silahlı vücudun koşma sesiydi. Bir kibrit kutusundan bir at sesi çıkarıyoruz. Efektlerinin çıkarıldığı stüdyolar adeta terk edilmiş birer ev gibiler. İçinde bir sürü eşya var. Bakın arkamda mesela burada telefonlar, parfüm şişeleri, normal şişeler, çaydanlıklar, ne ararsanız var. Bunların hepsi ses efektlerinin çıkışında kullanılıyor. Yere dönecek olursak burada bir takım kum, çakıl, kaya parçaları, cam parçaları, bunlar da yine filmlerin, dizilerin ses efektlerini oluşturuyor. Toprak sesi üzerinden veriyorum. O da kayalı bir zemin.
Şemsiye, kağıt parçası, karton ya da kullanılmayan her türlü araç gereçler. Ali Ören'in elinde her biri efekt seslerine hayat veriyor. Şu anda yetiştirdiğimiz bir herhangi birisi yok. Öğrenmek isteyen herkese kapımız açık.